edelim. Alo'yu der misin lütfen? Alo. 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 Murat'cığım. Günaydın. Ha, günaydın. Biraz arkadaşlar içerinin sesini açalım. Murat'cığım yeni mi uyandın? Yok ya, ben geç uyandım. Erken uyandım. Dağlardayım. Nasıl geç uyandım? Dağlardasın. Dağlarda niye dağlardasın? Erkek tarihini Bodrum'da geçirmiyor tatlım. Ya, ama hangi dağdasın bilelim. Torus dağda. Evet. En güzel yapıyorsun. Temiz ama. İyiydin Arman Uğur. Bozan Pekcesi'nde Tekir Yaylası var. Tekir Yaylası. Yayladasın. Hiç dağlardayım diye. Yaylada'sın evet, mis gibi yani. Esiyorsun yani. Biz de Adanalıyız. Tekir en güzel yaylalarından bir tanesi. Hiç öyle yalandan poz verme. Bodrum'dan da daha güzel yani. Bodrum'dan daha güzel. Kürlenme. Polim yap. Ya şey olsun diye söyledim. Hani Semşerisiniz ha, doğru. Hiç bir tatlı olmadı hani benzetme. Yoksa Bodrum'da bizim şeyde hani Fethiye'de bizim. En akıllısını yapmışsın. Bu sıcakta yaylaya çıkmışsın. Çok teşekkür ediyoruz bir kere duyarlı. Bu sözlerden dolayı daha önce İsrail'e de söylemiştin. Şimdi konserinde avaz avaz söyledin. Evet, insanlarla bunu paylaşmak lazım. İnsanlarda ulusal duyarlılığı arttırmak lazım. Bununla alakalı insan şeyleri, özellikle böyle vizyon sahibi insanlara, ekranın karşısında olan insanlara büyük görevler düşer. Böyle zamanlarda sahiplenmesi lazım bu hassas konuların, ülkemizi ilgilendiren konular. Bu konuya tekrar hemen döneceğim ama bak bir şey vardı az önce söylediği şey. Onu bir tekrar eder misin? Türkçe çok zariftir Türkçe. Hani böyle kırılgandır. Bir harf değişince cümle başka bir yere gidebilir. Az önce Ece bir şey okumuştum. İşte Tayyip Erdoğan'la alakalı bir sözüm vardı orada. Evet. Sonra. Bana göre Cumhurbaşkanı. Bugüne kadar gelmiş işte Cumhurbaşkanlarının en yeteneklerinden biridir. Yeteneklidir değil, çok ciddi bir şey var orada. Yetenekli insanlardan birisidir demeci. Yeteneklilerinden biridir. Evet. Bu çok önemlidir biliyor musunuz? Ece düzelt. Murat ama belki atlamış olabilirsin. Ece zaten düzeltti onu. Belki dedi yanlış yazmış olabilir. Evet, belki gazetede yanlış yazmıştır gazeteci dedim. Çünkü yani demeç böyle doğru geçiyor. Doğru yazmıştı da insanlar nasıl bakarsan öyle görürsün ya algıda yanlış oluyor. Şöyle bir şey var. Hemen şunu söyleyeyim. Çok önemli. Hababam sınıfını severiz, izleriz. Oradan örnek vereceğim. Rahmet olanlara Allah'tan rahmetler diyelim. Hayatta olanlara da uzun sağlıklı güzel ömürler dileyelim. Orada çok ilginç bir şey vardır. Rahmetli Kemal Sunal'ın Halit Asiyet'i arasında. Hoca sorar. Der ki Lale Devri'ni anlat dedi. Vallahi dedi Kemal Sunal'a da Lale Devri'nde laleler vardı. Hatta bunun Türkçesi bile vardı. Laleler falan filan diye. Sonunda hoca şeyi kaldırır. Sen anlat der Güldük Necmi'ye. Vallahi hocam der Kemal işte Cengiz Şaban'la anlatırken aynen katılıyorum. Zaten lalelerin de daha azından bahsedecek halimiz yok der mesela. Bu çok gülerdi bu sahneye. Şimdi bana birisinin sordukları zaman sadece onunla alakalı konuşuyor. Kimi sormuş derse onunla alakalı. Ulan der Atatürk'ün büyüklüğünü hiç kimseyle tartışmaya girmem ben. Herhalde. Asla girmem. Onun büyüklüğünü kimseyle tartışmaya girmem. Keşke zamanı geldiğinde böyle panellerde denk gelseniz de onunla alakalı görseniz bilseniz. O ayrı bir konu. O aynı şeyde tartıştı. Şimdi gelelim bizim adı meselemize. Ülkemiz zor durumlardan geçiyor. Ama sadece biz değil. Dün haberleri izlediyseniz Rusya'da da insanlar kendi ülkesine destek tuttular. Doları yakmaya başladılar. Evet. Kullanmamaya başladılar. Sokak eylemleri başladı Amerika'ya karşı. Tabii her yerde var. Özellikle Rusya'da kadınlar tarafında Murat. Kesinlikle. Bu yayılacak. Bu her tarafa yayılacak. Er ya da geç gerçek kötülüğün farkına varılacak, gerçek zalimlerin farkına varılacak. Bizim ülkemizde bu işi şu anda Amerika kraldan çok kralcı olanlar var bu ülkede biliyorsunuz hani. Hı hı. Onlardan daha çok onları savunanlar var. Ben inanın en çok buna şaşırıyorum. Az önce verdik elif şafağı verdik Murat. Onun için de belki bir şeyler söylersin. Batı'yı Türkiye'ye müdahaleye çağırıyordu. Aynen öyle. Biz sizin duyarlı hareketinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Murat Kekili'ye. Üzerine bastıra bastıra da tam üstüne bunu söylediğiniz insanlar, için. İnsanlar aynen öyle. İnsanlar kesinlikle oldu da. İnsanların bu konuda böyle zamanlarda Kurtuluş Savaşı zamanıdır. Bu farklı algılanmaz. Dünyada her zaman tankla, topla, tüfekle savaş olmuyor. Doğru. Savaş çok önemlidir artık. Psikolojiktir, sosyolojiktir, ekonomiktir. Yani birçok
yönden savaş götürülüyor. Bu çok ciddi bir savaş. Birlik beraberlik bunu... olma zamanı Murat Kekilli değil tabii, mi? Tabii canım. Çok ben teşekkür ediyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Buyurun. Sahnenin sadece 5 dakikasını ona veriyorum. O 5 dakikada yetiyor zaten. Normal bir eğlencemize devam ediyor sahnede. Evet. Murat'cığım çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Hat düştü galiba. Düşmedi. Ben duyuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok da sağ olun yayınınız. Murat'cığım bir gün, Murat'cığım bu hatlarda ben de tutuluyorum bu hatlara. Benim dengem bozuluyor bazen. Çünkü çok dikkat ediyoruz. Bir gün senin yanımıza bekleriz şu yaylada indiğin zaman. Ondan İlersen, sonra yani programımıza teşrif edersen şeref verirsin. Bizim de tatil bitiyor yavaş yavaş. Evet. Peki. Mutlaka bekliyoruz. Teşekkürler. Murat Kekilli'nin ilk çıktığı...